Kanalıma hoş geldiniz. Sinirim bozuldu. Arkadaşlar ırgat lazım oldu. Spawn oldular gene. Ama sen İzmir'den abim buraya taşındığı için geldin. Zaten İstanbul dışında Bahçeşehir'de, Başakşehir'de oturuyor. O yüzden ona da uçak bileti ayarladık. Geldi buraya. Arkadaşlar bugünkü videomuz dünyanın en salak içeriğinden bir tanesi. Aslında salak değil ha. Bak cidden bu masa... Bak. Gördüm vurunca kamera oynuyor, mikrofon bütün sesi alıyor. Ben de gittim ne yaptım? Paraya kıydım. Bir 20 liralık. Nerede o? Bak. Paraya kıydım. Mükemmel bir tripod aldım abi. Üzerine böyle hani 100 gramdan fazla bir şey astığın zaman bacaklar kırılıyor. Bunu şu bizim yayın kamerası için aldım. Ama şuradaki biraz daha pahalı şu değerli parçamızı alın. Şurada pahalı. İki tane stand var. Biri yerden mikrofon standı. Biri de neydi la bu? Ha şununla aynısı. Bak buradaki zımbırtıyla aynı. Fakat bunu gene masaya bağlayabiliyoruz. Masaya bağlamamamız lazım. Sonra dedik ki biz raf yapalım. Değil mi? Bunu, bir raf yapalım dedik. Bir raf. Selamünaleyküm kardeş. Bir raf yapalım dedik. Ama raf yaptırmak için ya raf almanız lazım ya da raf tahtasını kestirmeniz lazım. Abi alet çantasının içinden şu L'leri M'leri bulduk. Sonra tahta olarak ne kullanalım dedik ve... Yılmaz Ahşap. Neydi lan bunun adı? Kesim panosu. Kesim panosu. Arkadaşlar kesme tahtasından... Hem buraya mikrofonu bağlayacağız. Mikrofonun standını yukarıdan indirmeyi düşünüyoruz. Bir de... Evet. Kamerayı koyup arada bir de domates falan doğrarım ben burada. Şurasında bir çük var. Bunu evli o hangisinde gelecekti lan? Benim bunu boyayıp da tekrar yapacağım video önceden yayınlanır. Bir önceki videoda hatırladığınız kadarıyla ben bunu siyah boyayıp... Oğlum işte farklı zamanlarda çekince olmuyor. Bak bunu ben siyah boyadım. Aslında siyah boyayacağım bu. Ben bunu boyayıp size daha önceden paylaşacağım. Sonra bundan yeni alıp onu takacağım. Siktir ya karıştı. Boş ver ya boş ver amına koyayım işte. Bundan iki tane üç tane var evde diye düşün. Biriyle raf yapıyorum biriyle boyayıp mutfağa dekor yapıyorum. Ne bereketli şeymiş lan bu. 13 lira lan. Alamazsın oğlum 13 lira böyle bir şey. Şu an işte nerede? Ne nerede? Almaya kalksak bu boyda bir raf. Ya bu boyda bir raf bulursun. Hepsi burada falan var ucuza da. L'sini al M'sini al pahalı tutar yani. Neyse mutfak tahtasından, kesme tahtasından raf yapacağız. Değil mi lan? Hatta dur şuraya bakayım. Ya bu arada böyle evet salona başladık falan gibi video değil ha. Baya taşak geçiyoruz şu an. Haberiniz olsun. Altta böyle ciddi yorumlar görmüş. Abi mutfak tahtasıyla raf olmaz. İtalyan bir maçına şimdi. Yani evet abi bunun altına koyduğun L'ler çok fazlaydı. Bak şöyle duracak işte. Hem kamerayı taşıyacak hem mikrofonu taşıyacak. Bu yüzden de İki tane L'miz var. Biri küçük, biri büyük. Ama Cordyceps inatla abi büyükleri tak kafan rahat. Bununla ben mutfak tezgahı taşıdım lan. 1,5 sene mutfak tezgahından yaptığım masamın taşıyıcılarıydı bunlar. Yani kaba durabilir çok azıcık. Evet buna böyle bir şey takılmaz normalde. Ortaya bir tane büyük, yanına da iki tane küçük. İzin mi? Yok olur ama gereksiz duvara delik açarız fazladan. Ha. Gerek yok yani. Küçükler de biraz Allah'a emanet yani bu da taşır taşımaz değil ama mikrofondan korkuyorum. Korda bir şey söylene o devrilirse bir şekilde ne bileyim üstüne biri asılır işte Şimşek Necmiye çıkar falan. Bütün burayı yıkarsa hem kameralar düşüyor hem mikrofon düşüyor hem monitörler düşüyor hem şurada ses sistemleri falan anası bellenebilir. Yedim yayıncılığım bitiyor böyle raf düştü. Siktir et yani bundan yapacağız işte çok muhabbet etmeye gerek yok. Doğru yanlış. İşimize yarasın yeter. Neyse bu sefer böyle matkapla delerken satisfaction falan vermeyeceğim. Deliyoruz işte bildiğiniz delik. Şimdi kameranın durduğu yere göre kesme tahtasını yerleştirdik. Bu kadardı görüşürüz. Ha sen bir de bir yandan beni çekiyorsun. Şeyi ayarlamamız gerekti. Yani rafı böyle kafamıza göre koysaydık orijinal benim yayında gözüken açım patates olacaktı. O yüzden biraz aşağı aldık ki kameranın şu kullanacağımız 250 liralık tripod 3 lira arkadaşlar. O tripod kullanılabilsin burada. Tamam. Deliyorum abi. Yapıştıralım geçelim.
Şimdi önce L'leri takmanız daha doğru olur bu tarz şeylerde. O yüzden onun için daha düz duran, daha düz değil lan, düz bir tahta parçasıyla çok küçük dokunuşlarla L'leri 90 derece yerleştirebilirsiniz. Onun arkadaki beyaz suntadan destek alarak, merkez alarak, ne diyeyim amına koyayım, şunu da kuralım. Şöyle göz kararı, zaten çok önemli bir iş yapmıyoruz da göz kararı. Yarın öbür gün DSLR'e pahalı bir makine falan alırsam da en azından kafamız tam rahat eder anasını satayım yani hiç. Sen ne satisfaction duruşu yapıyorsun? Neyse, şuralara bir işaret koyayım. Dur, doğru yerleştirdik. Bu oynamıyor. Bu oturmuş durumda, tamam. Onun şeyini çıkar mısın? Neyi? Jelatini. Jelatini mi var? Yok, şimdi sadece işaret atıyorum. Vida yeri. İşte jelatinde kurşun kalem çizmez yeri. Çizer çizer. Bir. Yok, o, eğer oynatırsan sıçarım. Ona hiç dokunma. Ben zaten çok küçük dokunuşlar sallandı yapıyorum. Sallandı ya o yüzden. Sallandı mı? Sarsılmadı da işte. Bir, bir iki, bir de... Aa, yanlış yaptık. Şöyle yapalım. Bir. Keçeli falan sürsen daha iyi mi? Keçeli var mı orada? İki. Üç. Şöyle çok iyi tutar. Şu iptal. Çok kötü duruyorum Beskok. Sakın arkadan. Çekime doğru. Tamam. Şimdi daha rahat. Bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Tamam. Al yavrum, sağ ol. Bakalım bu vida taşırıyormuş. Önce şey yapalım. Böyle çıkar. Ne? İzler mi gider diye. Keçeli çünkü. Ama öyle de jelatin tat. Dur oğlum, işaret koyacağım. Zaten pul atmamız şartmış. Delikler çok büyük vidaya göre. Vida nerede lan? Vidalar burada. Heh. Vuruyorum. Ben bir parmağını tutayım mı? Ya bu uçlar çok küçük ya. Hepsini vuralım, öyle sıkalım. Mis. Abi sik kadar rafa 3 kilo L taktık ya. Oturursun. Hı? Oturursun lan. Vallahi şuradan kırılır amına koyayım. Hiçbir şey olmaz oğlum. Diyorum bak. Tırnakların pisliğine bakmayın abi, dövmeden. Sürekli sildiğim için üstünü. Dövme vlogu da bunu izledim daha önceden falan. Onu da izledim. Onu da izledim zamanla. Canavar. Yılmaz Ahşap. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim senin. Ne oldu?
Ya abi buraya bu yapıştırılır mı böyle ya? Tamam ya, soyarız bunu. Aynen, bu halledilir ya. Okey. Bu şekilde monteleyeceğiz. O zaman kapatma ama çekmiyor bizi. Teraziyle bakalım. Gel abi, buraya iki kişi lazım bana. Evet. Aynen, gayet güzel. Peki bir şey öyle tut bakayım. Bir şey merak ettim. Her türlü yeter senin istediğin yere ya. Gerçi yeter ya. Hayır, monitör sadece de... ama sıkışmasın. İşte onu merak ettim. Biz örnek veriyoruz, biz ayaktan stand yapmadık da şu an dengesini bozabilirsin, önemli değil. Evet. Mesela bunu buraya taktık diyelim. Koy abi oraya, eski yerine. Şunu siktir et. Sen direkt şey şimdi... Mikrofonu da takmak istediğimizi takabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Arkadaşlar, bu tip şeylerde deneme yapmadan atlamayın. Ben hep tez canlıyım, atlarım. Mesela... Bence böyle çok iyi. Tam istediğin yerlere gelecek çünkü. Kameranın görüş açısını engellemez. Onu düşünüyorum. Sana bir söyleyeyim mi? Hiç engellemiyorum. Mis. Hatta en ama biraz da öyle çekersin, senin arka planına bile girmez mikrofon, görünmez bile. Yani daha büyük bir raf yapsaydık çok daha kafamız rahat ederdi ama... Ya biz... üstüne süs müs koyardın en fazla, daha ne kullanacaksın ki? Ya siktir et, o kompakt sadece bu işe yarıyor. Mikrofon ve kamerayı tutacak bir şey istedim. En azından bu direksiyonla falan oynarken ses problemi olmaz. Ne olacak amına koyayım, oraya bir sıva alçı yaptık mı kapatırız. Gerçi duvarı da boyamak gerekiyor. Neyse. Şunu söküyorum. Hatta şunu alayım buradan. O kamera neredeydi amına koyayım? Şurada duruyor kamera. Şurada duruyor. İstersen yükseltebiliyorsun. Onu düşünme. Aşağıda olması iyi. O zaman şu iyi. Şu iyi. Hatta bu masayla da aynı olsun. Tamam. Okey. Sen okey dediğin zaman ben destek atacağım. Okey mi şu an? Okey şu an. Tam orada. Dur. Ben ne yaptım lan? Çekeyim mi kolumu biraz? Yo, doğru bir şey yaptım da. Şurada bir hatam var. Sen yere çıksan. Güzel ya. Okey abi, alabilirsin. Bunun bu kadar ısınması normal mi? Evet. Çok mu ısındı? Oha. Bayağı ısındı. Oha. Bir şey olmaz. Burada durdurabilirsin. Alev çıkıyor. Çalış! Çalışın! Şurası kalmış mı? Aldın orayı ya. Ben adamları çalıştırıyorum ya. Az önce börek ısmarladım, o yüzden. Evet. Bakalım ne olacak reis? Çok mu dışarıda kalmış? Ne o? En sondaki biber. Şu mu? Şu, evet. Şu. Vururuz dayı. Şimdi
şeyi unuttuk. Neyi? Bunu sökerken bu yerinden oynamaz. Bunu sökmeyi sökmeseydim yani. Sökmeyi çok yani. Mutfak şeyi olduğu belli ama. Raf şeyi sütü. Şimdi mesela oradaki... Küçük bir şey mendil aslında. Burayı çekiyor musun hala? Evet. Dur bakayım, kamera böyle olsa. Bizim real kamera nerede? Yerde. Yerde. Aşağıda. Şurada dur bakayım. Direkt çıkartmayın ama şeyini. O donmuş zaten, çıktı mı o, ne oldu? Ne o? Kamera donmuş zaten. Kablosu mu çıktı, ne oldu? Çıktı olabilir. Artık çıktı bence. Şimdi burada iki tane ürün var galiba. Bu neymiş? Mikrofon stand. Tam bu asıl takmak istediğimiz bu şey ya. Yerden stand. Hani ne olur ne olmaz lazım olur diye aldım. Şimdi Yeti mikrofonların normalde standa takılma özelliği yok ama bunların içinden çıkan bir parçayla şu kafadaki... Ananı küçük la bu. Daha iyi. Bak şuradaki parça. Şunun içindeki şu parçayı Yeti mikrofonun altına taktığında doğrudan bu standa takılabiliyor. Dehşet bir şey oldu o yüzden. Bak küçük değil mi bu? Ondan küçük bak... evet. Bir dakika. Koltuğun üstüne getirebilir. Dur bakayım. Koltuğun üstüne getirebilir misin? Diğeri. Kırık. Abi küçük bu küçük. Tamam bak şimdi. Bu böyle olduğunu varsay. Gir lan. Bunu sıktın biri. Yok. Böyle olduğunu varsayarsak eğer şu kabloyu da çıkartırsak. Dur bakayım. Buraları hep düzenleyeceğim sonra. Bunun içinden çıkan, şunun içinden çıkan zımbırtıyı doğrudan Yeti'nin altına takabiliyorsunuz. Taktıktan sonra da bunu buraya normal standart, zaten normal onun parçası bu. Böyle monteleyebiliyorsunuz. Ya da bu düştü mü? Adamın ağzını kırar ve bakayım dur ağırlığını kaldıracak mı? Öf. Dur bakayım. Biraz da şöyle yapsak. Çok gözüküyor kamerada lan. Onun duvar dibine doğru aldım ya. Şöyle duvar mi? Duvar dibine doğru ama aşağı. O kadar da yani gerçi her türlü alıyor sen. Dur bakayım. Oturduğunda senin görüşün engelliyor mu? Buradan engellemez ama sesimi almayabilir. Bir de iktidarsızlık çekiyor, birazcık aşağı eğiliyor. Şimdi bir aklıma bir şey takıldı. Yani muhtemelen olmaz da. Şimdi normalde mesela masadaydı, bağlantı olduğu için ses ona gidiyordu ya. Şimdi duvarla sonuçta katı olarak bağlantılı. Yan komşunun tepişmeleri sürekli mikrofona yansımaz değil mi? Sıkış dinleriz. Arkadaşlar sessizlik. Sanki bir tık bir şeyimiz yamuk burada ama bakayım. Yok böyle almaz. Kaçıyla bakayım. Hemen halledelim. Terazi mi koşuyorsun? Koy 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 vallahi koy. Mantıklı. Abi. Baksana amına koyayım. Yok aha. Kameranın düz fonksiyonları basit. Ya bu tarafa ya bu tarafa. Heh. Al bakayım. Abi bak şimdi oldu. Nice, tamam. Abi tamam. Canavar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şey yaptık. Ve sadece maliyeti 12 lira oldu. Abi iyi oldu işte. Ne amına koyayım gidip raf maf kestireceğiz yani. Hem kamera hem mikrofona stand oldu işte. Hem şu da ayak bağı olmayacak artık abi. Elim çarpıyor, götüm çarpıyor. Millet diyor ki Tukan abi işte Discord'da sesin, mouse sesin geliyor, klavye sesin geliyor. Bakayım oturduğum zaman da tertemiz abi. Şunları bir sıkarım ben bir adam gibi. Bu arada bu hala yukarıda, onu biraz almam lazım. Bir tek şey biraz, kameranın tripodu biraz böyle üflesen düşerim. Onu şimdi bak o kabloları falan
Sabitleyeceğiz. O kabloyu biri aşağıdan çektim, o gene düşer. Şimdi sen Necmi oradan geçse dağılır orası. Tamam, oraları çözeceğiz şimdi. Alttan ben onları çakacağım çiviyi. Yani şu biraz ağırlık yapıyor ama neyse. Ne olarak dedin? Şimdi bak. Heh. Bu monitörler ilk yanda kıskaç. Arkadan da kuyruk gibi bir monitör şey geliyor. Akrep. Ya bu koordinin kafa. Ya arkadaşlar, bunu yapmamızın sebebini anlattım. Ben anlatmadıysam da bir de anlatayım. Her şey, bütün titreşimleri mikrofon ve de kamera algıladığı için yayını rahat huzurlu yapamıyordum. Direksiyon araba kullanacağım. Kamera sallanmasın diye götüm böyle kullanıyordum. Neyse, sonuç olarak böyle bir raf yaptık. Şeyde takıldık ya. Ses ayarlarını yaptık da. Şu biraz böyle emanet mi durdu diye bir korktuk. Çünkü burada uzunu var onun. Change edelim mi başlarını diye. Ama gerek yok ya. Dursun dursun. Değil mi? Değmez yani uğraşmaya. İyi. Arkadaşlar, boş videolar serisi devam edecek. Görüşürüz.